Geniz akıntısı ile başvuran hastaları çok sık görüyoruz klinikte. Bu hastalar boğazda balgam hissi, gıcıklanma ve akıntı nedeniyle sürekli yutkunma gibi belirtilerle de rahatsızlıklarını dile getirirler. Bu durum tabii kişiyi bazen toplum içerisinde güç durumda bırakabiliyor. Örneğin bir konuşma sırasında sürekli boğaz temizleme alışkanlığı veya gıcık öksürüğü keyif kaçırabiliyor. Hatta bazen geniz akıntısı geceleri de öksürük krizleriyle uykudan uyandırabiliyor. Aslında geniz akıntısı hepimizde normalde var. Üstelik miktarı da yaklaşık 1 litre kadar. Bu salgının amacı burundan solunum yoluyla alınan yabancı maddeleri veya mikropları temizlemek ve havayı nemlendirmek için. Ama normalde bu salgıyı hissetmiyoruz. Geniz akıntısının rahatsızlık vermesi bu salgıların kıvamının yoğunlaşmasına veya miktarının artmasına bağlı olur. Burada elbette nezle, grip gibi burun akıntısıyla beraber geniz akıntısının arttığı durumları kastetmiyoruz. Özellikle uzun, haftalar süren, inatçı geniz akıntılarından bahsediyoruz. Ve tabii bunların da pek çok nedeni oluyor. Bu nedenler arasında örneğin tedavisi güç olmayan bazı çevresel etkenler de var. Bunlar arasında sayılabilecekler hava ısı değişimleri, sigara kullanımı, dumana maruz kalma, az sıvı alınması, az su içilmesi sayılabilir. Sigara içip de geniz akıntısı olmayan, balgam çıkarmayan kişi yok gibidir. Bunlar düzeltilebilir davranışlardır. Bol su içilir, sigara bırakılabilir. Ama burada hemen şunu söylemek lazım. Hem sigara içip hem geniz akıntısından kurtulmak istemek maalesef birbiriyle bağdaşmıyor. Yine bazen bazı sistemik hastalıklar ve ilaç kullanımları da geniz akıntısına neden olabiliyor. Örneğin özellikle astım hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon, reflü, ilaçlar arasından sıvı kaybettiren, salgıları yoğunlaştıran mesela psikiyatrik ilaçlar dahil pek çok ilaçların kullanımı geniz akıntısını yoğunlaştırabilir. Geniz akıntısının kaynağının burun olmadığı durumlarda bunları da mutlaka düşünmek, araştırmak gerekli olabilir. Ama geniz akıntısının esas kaynağı, en sık nedeni burun ve sinüs hastalıklarıdır. Burun eti şişmesi, sinüzit hastalığı, alerjik nezle ve bazen eski bilgilerle yapılan burun ameliyatları bile geniz akıntısının artmasına neden olabiliyor. Burada şu husus çok önemli ve vurgulamak gerekli. Biz burun içi ve sinüslerle ilgili her türlü anatomik sorunu, burun işleyişinin bozuk olup olmadığını rutin endoskopik muayenemizde doğrudan gözle görerek belirleyebiliyoruz. Geniz akıntısının daha az hissedilmesi için bazı pratik bilgiler vermek gerekebilir. Burada bol sıvı alımı, sigaradan ve içilen ortamlardan uzak durulması, özellikle burun solunumu yapılması çok önemli. Çeşitli hastalıklar nedeniyle kullanılan ilaçların bu tip etkilerinin olup olmadığı doktora sorulabilir ve mümkünse değiştirilmesi istenebilir. Nezle, grip gibi genel üst solunum yolu infeksiyonlarında ya da alerjik nezle durumlarında bunlara ek olarak tıbbi tedaviler veririz. Alerjide eğer etken belirlenmişse bundan da kaçınılması faydalı olur. Ama mesela evin tozlardan, akarlardan arındırılması da önemli. Tedavide en önemli husus şu. Geniz akıntısının tedavisi eğer nedene yönelik yapılırsa elbette başarılı olur. Burada koşul ne olursa olsun önce tıbbi ilaçlarla tedavi tercih edilir. Ancak tedaviyle düzelmeyen kronikleşmiş durumlarda, yani örneğin tedaviye dirençli bir burun eti şişmesinde, sinüzitlerde, kronik alerjik, ileri konka şişmelerinde çözüm ameliyat olabilir. Böyle durumlarda burun etlerinin küçültülmesi ya da mesela sinüzit ameliyatları etkin yöntemlerle doğal akım yolları korunarak yapıldıklarında başarı yüksek. Özetlemek gerekirse günümüzde geniz akıntısına yol açan durumları rutin endoskopik muayenemizde doğrudan görerek belirleyebiliyoruz. İlaçla tedavinin ve önlemlerin yeterli olmadığı ciddi sıkıntısı olan hastaların pek çoğunda nedene yönelik seçilen cerrahi uygulamalarla geniz akıntısına ve ilişkili sorunları tedavi edebiliyoruz. Buna dair örnekleri tekrar vermek gerekirse, kronikleşmiş sinüzite olan hastalarda endoskopik sinüs ameliyatı ile, burun eti şişmesi olanlarda, bunlardan mesela hafif olgular için radyofrekans yöntemi ile ama ileri konka şişmesi olanlar için özellikle lazerle burun eti küçültmesi ameliyatı sayesinde anatomik ve işlevsel bozuklukları tedavi edebiliyoruz. Sonuç olarak
kişinin yaşam konforunu bozar hale gelmiş geniz akıntısı, eğer sebebi doğru tespit edilirse ve uygun yöntemle tedavisi yapılırsa, çoğu kez ortadan kaldırılabilir.